Teknopat'tan herkese merhaba, ben Çağan Çelik. Philips EndGlove 436M6. Büyük boyutları ve kumandasıyla bir TV ile özdeşleştirdiğimiz özelliklere sahip. Ancak bir uydu alıcısı yok ve bilgisayar monitörlerinde, özellikle oyuncu monitörlerinde görmeye alıştığımız düşük giriş gecikmesi gibi özellikleri var. Sanırım bu monitöre hibrit monitör diyebiliriz. 436M6 43 inç büyüklüğünde, 4K çözünürlükte, 60 Hz tazeleme oranı sunan bir oyuncu monitörü. VESA'nın Display HDR1000 ve Dolby'nin DTS sertifikasına sahip. Değişken ekran tazeleme hızlarına izin veren Adaptive Sync teknolojisini de kullanıyor. Ayrıca Philips'in düşük giriş gecikmesi için yaptığı iyileştirmeleri de içermekte. Monitörün farklı özelliklere sahip başka versiyonları da var. Bizim incelediğimiz versiyonun modeli 436M6BPAB/00. Alırken dikkat etmek gerekiyor çünkü model ismindeki son 7 karaktere göre ürünler büyük farklılıklar gösterebiliyor. Örneğin 436M6VBRAB/69 modeli sadece HDR400'e kadar destekliyor. Philips bu monitörle oturma odası koltuğuna kurulup oyun oynamak isteyen konsol oyuncularını hedefliyor. Bu tabii ki PC oyuncularının monitörün özelliklerinden faydalanamayacağı anlamına gelmiyor. Ancak koltuk oyunculuğunun konsollarla anıldığı da bilinen bir gerçek. Biz de oyun testimizi 4K HDR destekleyen PlayStation 4 Pro'yu kullanarak No Man's Sky ile yaptık. Monitörde kullanılan 2 adet 7 wattlık hoparlör Dolby DTS destekliyor. Oyunlarda güçlü ses almak için hoparlöre fazladan para vermek istemeyenler için güzel bir haber olsa da bu dahili hoparlörler odanın çevresine konumlandırılmış uydu hoparlörlerle oluşturulan 5.1 ses sisteminin yerini tutmuyor. Monitörün bir diğer öne çıkan özelliği ise AmbiGlow. Alt kısma 5'er santim aralıklarla konumlandırılmış 10 adet RGB LED var. Ve görüntüdeki baskın renklere göre bu LED'lerin renkleri değişiyor. Bu aydınlatma karanlıkta çok ayrı ve hoş bir derinlik hissiyatı katıyor. Tabii ki bu herkese göre değil. Eğer aydınlatma etkisini dikkat dağıtıcı buluyorsanız menüden parlaklığını azaltabiliyor veya tamamen kapatabiliyorsunuz. HDR yani yüksek dinamik aralık ekrandaki en koyu ve en aydınlık noktalar arasındaki farkı belirtmek için kullanılan bir gösterge. Bu aralık ne kadar yüksek olursa görüntü o kadar insan gözüne yani gerçeğe yakın oluyor. Yüksek dinamik aralık sayesinde karanlıkta kalan noktalarla aydınlık bölgelerde kalan detaylar kaybolmadan net bir şekilde izleyiciye gösterilebiliyor. Her monitörün HDR yetenekleri de eşit değil tabii ki. Bir monitörün yüksek dinamik aralığa sahip olabilmesi için ön gereksinimlerinden birisi yüksek parlaklık değerlerine sahip olabilmesi. Bu monitör 720 nit parlaklığa sahip ve bazı koşullarda 1000 nite kadar çıkabilmekte. Kontrast oranı ise 4000'e 1. Bu sayede VESA'nın HDR1000 sertifikasına sahip olabiliyor. 720 nit gerçekten çok yüksek bir değer. Tüm ekran beyaz olduğunda gözünüzü kamaştıracak kadar parlak diyebiliriz. An itibariyle piyasada pek çok HDR standardı yer almakta ve bunlar maalesef tüketicinin kafasını karıştırmaktan başka bir işe yaramıyor. Ticari kaygılar ve rekabet sebebiyle üreticiler bir araya gelip ortak bir standart yaratmaktansa kendi standartlarını yaratmanın peşine düşüyorlar. Şu an piyasada VESA'nın Display HDR 400, 600 ve 1000 standartlarına ek olarak Dolby'nin Dolby Vision standardını ve açık bir standart olan HDR10 ve HDR10 Plus'ı görmekteyiz. Her marka uygun gördüğü standardı destekliyor. Monitörün bağlantı özellikleri oldukça zengin. Görüntü girişleri olarak DisplayPort 1.4, Mini DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 ve USB-C bulunuyor. USB-C üzerinden DisplayPort standardıyla görüntü sinyali aktarımı kabul ediliyor. Arka kısımda 2 adet USB portu da yer almakta ve sürüm 3.0 sayesinde sabit disklerinizi takıp yüksek hızlı transferden faydalanabiliyorsunuz. Ve bu portların ikisi de hızlı şarjı destekliyor. Ses giriş çıkışı olarak da 3.5 mm analog giriş ve kulaklık çıkışı mevcut. Maalesef optik giriş veya çıkış bulunmuyor. Monitörün panel tipine ve detaylarına biraz derinlemesine değinirsek MVA tipi panel kullanıldığını görüyoruz. MVA paneller IPS ve TN paneller arasında kalıyor. IPS'ten daha düşük tepki süresine sahip olup TN panelin dar izleme açılarına sahip değil. Rakamlarla konuşmak gerekirse 4 milisaniye tepki süresine ve 178 derecelik izleme açısına sahip. Monitörün 10 bitlik renk derinliği var. Bu da 1.07 milyar rengi ekranda gösterebileceği anlamına geliyor. Profesyonel mecrada kullanılan renk gamı standartlarından BT709'un %100'ünü, DCI-P3 standartının %97.6'sını destekliyor. NTSC ve sRGB standartlarının ise sırasıyla %119'unu ve %145'ini desteklemekte. Kumanda maalesef oldukça basit ve ucuz bir görüntüye sahip. Monitörün dahili uydu alıcısı olmadığı için kumanda üzerindeki tuş sayısı oldukça az. OSD menüsüne gelirsek bu menü altında resim ayarlarını en ince detayına kadar değiştirebiliyorsunuz.
parlaklık, keskinlik, kontrast, düşük mavi ışık modu, HDR ve Smart Response gibi ayarlar bunlardan bazıları. Monitörün Picture-in-Picture modu sayesinde farklı görüntü girişlerinden aldığınız sinyalleri ekranda farklı kutucuklar olarak gösterebiliyorsunuz. Ve bunun ileri seviye ayarları yine OSD menüsü altında bulunmakta. HDMI CEC desteği de sunan bu monitör, tek kumandayla HDMI üzerinden bağlanan tüm aygıtları aynı anda açıp kapamanıza imkan tanıyor. OSD menüsü altından bu ayarı da açıp kapatabiliyorsunuz. Ancak OSD menüsünün çok yavaş çalıştığını ve akıcı olmadığını belirtmemiz gerek. Görüntü modları arasında hızlı geçiş yapamıyorsunuz ve her seçenekten sonra yaklaşık 1 saniye beklemeniz gerekiyor. PlayStation 4 Pro ve Xbox One X 4K çözünürlükte HDR oyunculuğun kapısını araladı. Bilgisayarlar bunu uzun süredir yapabiliyordu zaten. Ancak çok daha yüksek bir fiyata. Burada bilgisayar mı konsol mu tartışmasına girmeyeceğiz. Seçiminiz size ait ve oyun platformunuz ne olursa olsun Philips Ambilove 436M6 büyük ekranda koltuk karşısına kurulup gamepad ile oyun oynamak isteyen kullanıcılara büyük bir görsel şölen sunuyor. Ben Çağan Çelik, bu incelememizin de sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.